Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Lekad ca'at rusul rabbina bil hak sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Bu akşamki sohbetimiz Efendimiz Hasan'ın tebliğe başladığı dönemi içine alan Siyer-i Nebi, İslam tarihi, Efendimiz Hasan'ın hayatı, İslam'ın gelişmesi, yücelmesi. Geçen haftaki dersimizde Habeşistan'a hicret eden Müslümanların orada rahat huzur bulduğunu, onları almaya gelen müşriklerin eli boş döndüğünü ve Necaşi'nin ve bir takım rahiplerin Müslüman olduklarını öğrenmiştik. Onlar hakkı işitince Meryem validemizin İsa Aleyhisselam'ın halini Kur'an-ı Kerim'den duyunca kendi kitaplarında da aynısının olduğunu biliyorlardı zaten. Hakkı görünce kabul ettiler. Gözlerinden yaşlar akarak iman ettiler. Bugünkü papazlar ne oluyor? Onlarda demek ki insaf yok. Niyetleri bozuk. Onlar İslam'ı kendilerine çevirmeye çalışıyorlar. Diyalog denen şey misyonerlik, Hristiyanlık propagandası. Onların oyunlarına alet olmak asla doğru değil. Hak din İslam'dır. Şimdi sıra Hazreti Hamza'nın ve Hazreti Ömer'in Müslüman olması kıssasına geldik. Kısası Enbiya ve Tevarih-i Hulefa isimli Cevdet Paşa'nın rahmetullahi aleyh'in kitabından okuyoruz. 1. cilt 72. sayfa. Efendimiz Aleyhisselam'ın nübüvvetlerinin 6. senesinde bir gün Safa'da otururken Ebu Cehil lanetli oradan geçip Efendimiz Aleyhisselam'a sövdü. Hazreti Peygamber bir şey demeyip sükut buyurdu. Abdullah İbni Cüda'nın bir cariyesi bunu işitti. Bir cariye kadın bu hakaretleri işitti. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası olan Hamza İbni Abdülmuttalip'e bunu haber verdi. Hazreti Hamza o gün avda idi. Avdan gelirken, evine giderken adeti üzere tavaf için silahları üzerinde olduğu halde hareme gitti. Halbuki Hamza harem-i şerife giderken o cari Ebu Cehil'in Resul-i Ekrem'e sebbeylediğini, sövdüğünü kendisine söyledi. Hamza henüz imana gelmemişse de birader zadesi yeğeni hakkında fena söz söylendiğini işitince hamiyeti karabet, yakınlık damarı hareket geçti ve hemen Kureyş'in toplandığı yere gidip benim birader zademi sebbeden, söven ve hatırını inciten sen misin diyerek elindeki yayla okula Ebu Cehil'in kafasına vurdu, yardı. Orada bulunan bazı zevat Hamza'nın üzerine hücum ederek edecek oldular ama Ebu Cehil dedi ki aman dokunmayın, Hamza'nın hakkı vardır, zira ben onun birader zadesi hakkında esastan kötü söz söyledim diyerek mani oldu ve insaf etti, hakkaniyet gösterdi. Böylece Hazreti Hamza'yı başından savarak etrafındaki adamla diyor ki ona ilişmeyin, varıp hiddet ile Müslüman olur da onunla Muhammediler kuvvet bulur. Ya görüyor musun, etki tepki meselesini biliyor ya. Çünkü Hamza Kureyş içinde aziz ve muhterem ve gayet bahadır bir adamdı. Henüz imana gelmemişse de Araplar arasında aşiret ve akraba gayreti ziyade olduğundan yeğeni için her şeyi göze almıştı. Ebu Cehil taraftarları çok ise de aralarında arbede kavga gürültü çıkacağı için Hamza'nın tarafına dahi bir fırka ayrılacağından dolayı bunun İslam'ın lehine döneceğini düşünerek onun kendisine vurmasına, hakaretine sabretti. Evet. Ebu Cehil de Kureyş kabilesi içinde ileri gelenlerden idi. Sözü geçerliydi. Taraftarı çok idi. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi bu dini Ebu Cehil ile veya Ömer İbni Hattab ile aziz eyle diyerek Allah'a dua etmişti. O vakit Kureyş içinde en ziyade sözünü yürüten ve hatırı sayılan bu ikisiydi ve Resul-i Ekrem'e en ziyade adabet gösteren dahi onlardı. Biz de dua edelim inşallah ya Rabbi bu dönemde İslam'a kimin hizmeti, kuvveti, desteği olacaksa onları tez zamanda imana, İslam'a kavuştur. İslam'ı gariplikten kurtar ya Rabbi diyerek dua edelim.
Bak Cenab-ı Hak en büyük düşmanı ne yapıyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın elinde, İslam'ın elinde, Kur'an'ın elinde yumuşatıyor. Netice Ebu Cehil, Hamza'yı bütün Muhammedilik gayretine düşürmemek için başının yarılmasına ses çıkartmadı, intikam almak istemedi. Hamza ise şerefi İslam'a pek müsait olduğu halde huzur-u Muhammediye vardı ve Ebu Cehil ile olan macerasını hakike etti. Ve böylece güya Efendimiz Aleyhisselam'a teselli vermek istedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, sen ancak iman edersen ben teselli olurum. Yoksa bu şeyler, bu davranışında pek teselli olacağım yok demek istedi. Bunun üzerine Hazreti Hamza derhal kelime-i şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul diyerek imana geldi. Hakkında ayet geldi. Ölüydü, dirildi. Bundan sonra Hazreti Hamza radıyallahu anh Resul-i Ekrem'i himaye edeceğini Kureyş'e ilan etti. Ve bu hususta pek güzel kasidelere söyledi. Onun iman etmesiyle din-i İslam pek ziyade kuvvet buldu ve ehl-i İslam fevkalade memnun oldu. Bu ise Kureyş'e çok zor geldi. Bunun üzerine Kureyş ileri gelenleri, kodamanları toplandılar, mesvere ettiler. Muhammediler gittikçe çoğalıyor. Bu işin sonu fena görünüyor. Bu okuduklarımız aynı şimdi yok mu yani? Biraz Müslümanlar gelişme gösterirse madden, manen, ilmen hemen bireylerden, bir yerlerden tedbir düşünülüyor. Aynı çünkü kafirler aynıdır. Din düşmanları aynıdır, değişmez. O halde biz de değişmeyelim. Biz de Allah'a tevekkül edip dinimizi yaşayalım, işimize bakalım. Diyorlar ki Muhammediler çoğalıyor, bu işin sonu fena olacak. Vaktiyle buna başlıca bir çare düşünmemiz lazım diyorlar. Her biri bir şey söyledi, görüş. Ebu Cehil demiş ki Muhammed'i öldürmekten gayri çare yoktur. Ve buna kim ulaşabilirse ona şu kadar şu kadar deve, 100 tane deve, şu kadar para diyerek büyük bir ikramiye ortaya koydu. Ömer İbni Hattab yerinden kalkmış, demiş ki bu işi Hattab oğlundan başkası yapamaz, bunu ancak ben yaparım. Bu durumda oradakiler ona hemen başlamışlar alkışlamaya, alkış, bravo Hattab oğlu, bravo seni görelim. Ya. Ömer dahi kılıcını kuşanıp yola çıktı. Giderken yoldan Nuaym İbni Abdullah'a rast geldi. Nuaym gördü ki Ömer kılıcını beline takmış, hiddetli hiddetli gidiyor. Bir iş var. Sordu, ya Ömer nereye? O dahi şöyle diyor. Milleti Arap'ın arasına tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu dünyadan kaldırmaya gidiyorum. Bilmiyor onun Rabbisi var. Nuaym, ya Ömer müşkil işe teşebbüs ettin. Müşkil bir işe giriştin. Muhammed'in eshabı onun başı ucunda dolaşıyor. Ona yanına kuş uçurmazlar. Ona zafer bulmak güçtür. Tutalım ki zafer buldun. Sonra beni Abdülmuttalib'in Muttalib oğullarının elinden halas bulamazsın. Onlar da senin kelleni uçurur. Ömer bu sözden hiddetlendi. Öyleyse sen de Muhammedilerdensin. İptida evvela senin başını keseyim demiş. Hemen kılıcı el attı. Nuaym dedi ki ya Ömer sen beni bırak. Hemşiren, kız kardeşin Fatıma ile zevci kocası Sa'd ibn-i Zeyd'e bak. Bu ikisi dahi Muhammedi oldular. İman ettiler. Ömer bu söze inanmadı. Nuaym dedi ki eğer inanmazsan incele bak, git bak. Ömer'in bu hareketi filvaki kendisince gayet tehlikeliydi. Zira teşebbüs edildiği işin uhdesinden bilfarz gelmiş olsa, yani Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürse derhal din davası bir tarafa kalacak ve adeti Arap üzere bir büyük kan davası olacak ve Kureyş kavmi iki fırka olup arada büyük büyük savaşlar olacak. Bu takdirde değil yalnız Ömer İbni Hattab, belki bütün hanedanı, hatta boğulları hepsi helak olacak. Lakin Ömer kendi rey ve azminde ısrarlı ve gayet cesur ve bahadır bir adam olduğundan böyle fedailik yolunda kendisini meydana attı. Yani kaza geldi, biraz da bahadır. Fakat hemşiresi Fatıma ile zevci damatları olan Said'in İslam hususunda meraklandığı için o tarafa yöneldi. Meğer o esnada Taha suresi Süre-i Şerifesi nazil olmuştu. Said ile Fatıma onu bir sahibi üzerine yazıp Ashab-ı Kiram'dan Habbab İbni Erret radıyallahu anh çağırarak getirerek onun sayesinde onu talim edip öğreniyorlarmış. Ya arkadaşlar Kur'an öğrenmek lazım bak. Evlerinde gizli gizli Kur'an öğreniyorlarmış. Ömer o hanenin köşe başından dolaşırken onların tilavetini okuyuşunu işitti. Şiddetlendi, kapıyı çaldı.
Ömer'in kılıç belinde ve hiddetli bir halde geldiği görülmekle Sa'd ve Fatıma telaş ederek o sayfayı sakladılar. Ve Habbab'ı da bir köşeye gizlediler. Bu surette açılıp kapı açılıp Ömer'i içeri aldılar. Okuduğunuz neydi diye sordu. Sa'd, hayır bir şey yok diye telaşlı bir şekilde cevap verdi. Ömer gazaba gelip işittiğimiz sahihmiş. Siz de Muhammed'in sihrine kapılmışsınız diyerek Sa'd'ın yakasını tuttu ve onu yere attı. Fatıma kız kardeşi yani onu kurtarayım derken Ömer onun da yüzüne bir tokat vurdu. Hemen onun yüzü kan revan oldu. Ömer kız kardeşinin yüzünden kan attığını gördü. Kendisine pişmanlık geldi. Yani kadınları vurmak ağır geldi ona. Biraz sükunet buldu. Fatıma da kana boyandıysa da Allah'ın izniyle gayrete gelip direndi. Ey Ömer, niçin Allah'tan utanmazsın ve ayet ve mucizat ile gönderdiği peygambere inanmazsın? İşte ben ve zevcim, eşim şeref İslam ile müşerref olduk. Başımızı kessen de bundan dönmeyiz diyerek şehadet getirdi. Ya. Ömer ne yapacağını şaşırdı. Ben bak farklı bir kadın, aciz bir kadın, kendi gibi pehlivana meydan okuyor. Hemen yere oturdu. Ya hele şu okuduğun sayfa getirin, bana da verin. Dediler ki sen kirlisin, yıkanman lazım. Önce yıkanmış, gusletmiş. Profesörlere duyurulur yani. Abdestsiz dokunmamış sayfaya. İlahiyatçılara diyeyim yani bu şeylere. Reformcu ilahiyatçılara duyurulur. Sayfaya hemen onu vermediler. Sayfayı ona hemen vermediler. Önce yıkanman lazım dediler. Yıkandı, gusletti. Sayfayı eline aldı. Taha suresindeydi. Ömer o zaman tabii ki okuma biliyordu. Fesat ve belatını Kur'an'ı görünce onun karşısında kendini tutamadı. Yavaş yavaş kalbine Kur'an'ın nuru akmaya başladı. Estağfirullah. Ma fis semavati ve ma fil ard ve ma beynehuma ve ma tahtes sera. Bu ayete gelince Taha'dan başladı. Buraya kadar geldi. Yani göklerde ve yeryüzünde ve bunların arasında ve toprağın altındaki her şey hepsi o Allah'ındır. Yani Allah-u Teala Hazretlerinindir. Kainat O'nundur. Ayet bu. Ömer bu ayeti kerimeyi zihne aldı ve manasını dikkat ederek iyice bir düşünmeye başladı. Kız kardeşine demiş ki, ya Fatıma bu kadar mahlukat hepsi sizin taptığınız tek ilahın mıdır? Fatıma evet öyle ya şüphem mi var diye cevap verdi. Ömer demiş ya Fatıma bizim 1500 kadar bir sürü putumuz var. Bunların hiçbirisinin bir şey yok mu ya? Diyerek hayret etti. Putun ne olacak? Putu sen yapıyorsun. Ya o kadar yani cehalet için demişler. Duyunca ayeti böyle insafla duyunca hemen tesirleniyor. Sonunda La ilahe illahu lehul esmaul husna. Ondan başka tapacak yok. Ancak odur ilah. En güzel isimlerden odur Allah'ındır. Bu ayeti okunca iyice düşündü. Artık aklı başına gitti. Göğsü gürleyerek kelime-i şehadeti okumuş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resul diyerek iman etti. Gizlendiği yerden Habbab çıkıp tekbir getirerek ona şöyle dedi. Ey Ömer, Hazreti Peygamber ya Rabbi bu dini Ebu Cehil ile veya Ömer İbni Hattab ile aziz eyle diye dua etmişti. İşte bu devlet saadet sana müyesser oldu diyerek Ömer'e müjde verdi. Ya görüyor musunuz arkadaşlar? Tam görüşleri, davranışı %100 ters döndü. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselam nerededir? O gün Efendimiz Aleyhisselam Safa civarında bir hanede ashab-ı kiramı ile gizlice sohbet ediyormuş. Habbab radıyallahu onu oraya götürdü. Ömer varıp hanenin kapısını çaldı. Kapıda ashab-ı kiramdan biri gözlü bulunduğu için Ömer'in silahlı geldiğini haber verdi. Ömer gerçekten yani bir korkunç adam olduğu için onun bu vesile gelişinden ashab-ı kiram ürkmüşler. Hazreti Hamza demiş ki Ömer'den korkacak ne var? Eğer iyilik için gelmişse hoş gelir sabah geldi. Ve illa aksi takdirde o kılıcını çekmeden ben onun başını yere sürürüm diyerek teselli verdi. O sırada Hazreti Ömer içeri girdi. Ashab-ı kiram Ömer'e güvenmedikleri için biri sağ kolundan diğeri sol koluna tutarak onu Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna getirdiler. Ama onlar gelmeden evvel Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam'a Ömer'in iman etmekte olduğunu haber verdi. İman ettiğini haber verdi. Efendimiz Aleyhisselam hiç telaşlanmadı. Ömer gelince Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki bırakın onu. Bıraktılar. O daha gelip Efendimiz Aleyhisselam huzuruna diz çöktü.
Efendimiz Aleyhisselam onun kolunu tutup silkeledi. İmana gel ya Ömer diye buyurdu. O dahi hulus kalple şehadeti getirdi tekrar. Bundan dolayı ashab-ı kiram o kadar memnun oldular ki o vakte kadar bir kimse imana gelse ilan olunmak adet değilken hep bir ağızdan yüksek sesle Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek tekbir getirdiler. Öyle ki Mekke sokaklarında bu ses işitildi. O güne kadar gizli olan durum artık aşikar oldu. Hazreti Hamza peşinde 3 gün sonra Hazreti Ömer'in iman etmesiyle İslam alemi, İslam Müslümanlar büyük bir kuvvet buldular. Evet, bunun üzerine Ömer demiş ki kaç kişi olduk? 40 kişi. Hemen öylesine duruyoruz, çıkalım. Harem-i Şerif'e gidelim. İlahi kelimetullah edelim. Yani İslam dinini yükseltelim, yüceltelim diyerek teklif verdi. Böylece Efendimiz Aleyhisselam kabul etti. Önce Hazreti Ömer, sonra Hazreti Ali ve sonra Efendimiz Aleyhisselam sağında Ebu Bekir ve sonunda Hazreti Hamza olduğu halde, arkasında Ashab-ı Kiram olduğu halde böylece konvoy halinde Kabe'ye geliyorlar. Kureyş büyükleri bekliyorlar Ömer'den haber gelsin. Bir de baktılar ki Ömer cemaati önüne arkasına almış, önüne düşmüş geliyor. Biri diyor ki baksanıza Ömer diyor bütün Muhammedlileri hepsini eline almış getiriyor. Ebu Cehil Çin fikirli demiş ki bunda bir iş var. Bu pek uygun bir şey değil. Hemen koşup gidip ya Ömer ne oldu? Ne bu durum? Sorunca Hazreti Ömer heybetiyle beraber eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammed Abdurrahman dediği zaman Ebu Cehil ve adamları darmadağın oldu. Anladılar ki iman etmiş. Ya. Cenab-ı Hak böyle büyük müjdeler nasip etsin bize inşallah. Böyle heybetli adamlar nasip etsin. Dini yüceltecek kuvvet nasip etsin inşallah. Ve çıkıp ortada ey insanlar beni bilen bilir, bilmeyen bilsin ki Ömer İbni Hattab'ım diyerek İslam'ını açıklamış oldu. Böylece Kureyş taifesi darmadan oldu. Müslümanlar o gün Harem-i Şerif'te saf oldular. Açıktan tekbir alarak namaz kıldılar. Kureyş taifesi gördü ki İslam ehli günden güne çoğalıyor. Din-i İslam kuvvet buluyor. Kavmin reisi Ebu Talip hiç iman etmemiş ise de Hazreti Peygamber'i evladı gibi himaye ediyor. Beni Haşim'den sair iman etmeyenler daha onunla beraber oluyorlar. Akrabalık, karabet bağlarından dolayı Haşimliler de onu tutuyorlar. Böylece bunları biz bastıramıyoruz dediler. Ne yapalım, ne edelim? Nübüvvetin 7. senesinde Müslüman olsun, Müslüman olmasın bütün Haşimliler ile dostluğu keseceğiz. Yani Haşimlilerle alışveriş etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz, onlardan kız almak yok, kız vermek yok diyerek kendi aralarında bir yazı yazıyorlar, ayetname anlaşma. Bunu getirip Kabe'nin içine asıyorlar, bunun hilafına hareket etmek üzere yemin ediyorlar. Yani boykot. Ya değil mi? Mesela Amerika bir ülkeye kızdığı zaman ne yapıyor? Birleşmiş Milletleri hareket geçirip boykot yapıyor değil mi? Aynı taktik. Yani. O zaman başlamış. Yani Mekkeli müşrikler Efendimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını boykot ettiler. Hicretin 7. senesi başladı boykot, 2 sene sürdü. Böylece Haşimiler, Müslüman olsun, Müslüman olmasın, bütün Haşimiler Şibi Ebi Talip, Ebu Talip mahallesinde mahsur kaldılar. Ama işlerinden Ebu Leheb ki lanetli, o onlardan ayrıldı, müşriklerin arasına gitti. Ebu Talip, Şibi Ebi Talip Mekke'nin bir mahallesidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın doğduğu ev oradadır. Beni Haşim'in haneleri hep oradaymış, evleri. Reis de Abdülmuttalip olduğundan oraya o isim verilmiş. Ondan sonra Ebu Talip reis kavmin reis olduğundan orada Şibi Ebi Talip denmiş. Ebu Leheb'den başka diğer bütün Haşimiler Ebu Talip ile beraber orada kaldılar. Diğer Kureyşliler ile alakayı kestiler. Uzak mahallede olan Müslümanlar da o mahallelerini bırakıp Ebu Talip mahallesine geldiler. Böylece Müslümanlar bir bölgede mahsur kaldılar. Haşimi kabilesi akrabalık sevgisiyle Efendimiz Aleyhisselam'ı koruyorlardı. Düşmanlarına karşı onu muhafaza ediyorlardı. Onun etrafında dolaşıyorlardı. Böylece muhasara devam ederken 8. senede ayın ikiye yarılması olayı vuku buldu. Şöyle ki Kureyş'in kodamanlarından bazısı bir mettap gecesinde Efendimiz Aleyhisselam'dan mucize istemişler. O dahi dua etti. Ay iki parça oldu. Hatta bir parçası Hira Dağı tarafına, diğer parçası da diğer tarafında, Ebu Kubeys tarafında görüldü. O halde Efendimiz Aleyhisselam filan ve falan şahit olunuz diye buyurdu ve hazır olan herkes de aynı ikiye bölündüğünü gördüler. Müşrikler bunu gördüler halde yine iman etmediler. Bu da Muhammed'in
açıkladığı bir sihirdi dediler. Böylece demek ki mucize insanın iman etmesine vesile olmuyor arkadaşlar. İman kabuldür, kabul, tasdiktir. Ufak bir şeyden gene adam iman edebilir. Bugün insanlar görmüyorlar mı kainatın olaylarını, bu kadar fırtınalar, helakler, bir sürü işlet dönüyor, tıp ilerliyor. Niye anlamıyorlar? İşlerine gelmiyor. Kendi yaşantıları keyiflerine göre, zevklerine göre olduğu için akıl sahibiz diyorlar ama akıldan haberleri yok. Ebu Talib, Şibe Ebu Talib'de Ehl-i İslam'ın mahsuriyeti 2 seneden fazla sürdü. Bu durum Müslümanlara çok ızdırap verdi. Zira Ehl-i İslam'dan biri pazara gitse müşrikler tahammül olmaz mertebe eza ve cefa ederlerdi. Hac mevsiminde tüccarlardan biri Beni Haşim'le alışveriş edecek olsa ona mani olurlardı. Ya dışarıdan gelen tüccara da mani olurlarmıştı. Ehl-i İslam çarşı pazarda serbest gezemezdi. Ali Kerem Alevesi bile o vakit Efendimiz Aleyhisselam'ın hanesinde bulunduğu halde İslam'ını açıklayamazmış. Ama Hazreti Hamza radıyallahu anh kılıcı sayesinde İslam'ını izah ederek sidire giderdi. Hazreti Ömer dahi müşriklerle pençe penceye vuruşurdu. Ashab-ı Kerim büyüklerinden Ebu Bekir Sıddık Hazretleri Kureyş taifesi içinde pek ziyade hatırı sayılan bir zat olduğu için onu dahi kavminden ona dahi dil uzatırlarmış. Lakin o asla aldırmazdı. İşine bakardı. İslam'a müsait gördüğü kimseleri İslam'a davet ederdi. İşte Kureyş'in bu şiddetli taarruzu Müslümanları dinden döndürmek için veya hiç olmazsa ilerlemesine mani olmak içindi. O yüzden muhasır ettiler. Ama güneşin balçıkla sıvamayacağını düşünemediler tabii. Onlar o şekilde anlamıyorlar. Onlar böyle yaptıkça Müslümanlar davasına devam ediyor, kuvvet buluyor. Böylece din yavaş yavaş her tarafa yayılıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın halini düşünen, daha evvelden kitap okumamış, kimseden ders almamış, ümmi idi. Böyle olduğu halde Allah-u Teala ona vahy ediyor, ilham ediyor, nice gaybi ilimleri bildiriyor. Tevrat, İncil ve diğer sayfelerde olan olayları haber veriyor. Bunun bu durumu anlaşılıyor ki ancak peygamberdir. Peygamber olduğuna yeteri delildir. Bunu düşünenler, insaf sahipleri iman ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'dir. Kıyamete kadar bakidir. Şu Kur'an-ı Kerim o dönemdeki insanların haline göre gönderilmiştir. Musa Aleyhisselam zamanında sihir ileriydi. O zaman Musa Aleyhisselam ne yaptı? Onlar sihirini yendi. İsa Aleyhisselam zamanında hikmet tıp ileriydi. İsa Aleyhisselam ölüyü diriltti. Efendimiz Aleyhisselam zamanında da fesat, belagat, edebiyat çok kuvvetliydi. Kur'an-ı Kerim gelince onların fesatı da bitti. Hatta Arapların astıkları 7 şiir Muallakat-ı Seba indirildi. Baş birinci olan İmrül Kays'ın kız kardeşi gelip kendi abisinin askısını indirince diğerleri de ne yaptılar? Askıları, yazıları indirdiler. Artık Kur'an-ı Kerim fesat belat karşısında kimse söz söyleyemez oldu. Ayetler sure sure, sureler, ayet ayet, parça parça nazil oldukça Efendimiz Aleyhisselam bunları okurdu. Ve bunun da benzerini getiremezsiniz diye meydan okurdu. İşte ayet-i kerimesine billev levictematil insu vel cinni alayen yetu bimisli hazret Kur'an la yetune bimisli velevkâne bağdum liban zahira. Bu Kur'an'ın mislini vücuda getirmek üzere ins ve cin bir araya gelseler, bir araya toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar da olsa dahi onun mislini vücuda getiremezler. Ayet böyle. Böylece kimse Kur'an'a karşı bir benzer yapmaya dahi cesaret edemedi. Kur'an ayetlerinin bazısı az lafzın çok manası var. Bazısında tafsat var. Bazısında halavet var. Letafet var. Bu gibi kelam devirlerini ancak fesat ve belaat ehli onlar biliyor ve anlıyorlar. O yüzden Kur'an'ın fesatını herkes anlayamaz. Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okumak yine insana bir safa, temiz bir hal, tatlılık ve kalp huzuru verir.
Halbuki şiir veya başka bir edebi parça, ne kadar birkaç sefer okusan sonundan bıkar. Kur'an-ı Kerim böyle değil. Okudukça insan yani okuması gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendi yazılarına benzemediğini, mükemmel bir eser olduğunu anlayan akıl sahipleri yavaş yavaş İslam'a giriyorlar, kabul ediyorlar, teslim ediyorlar. Müşriklerin ileri gelenlerinden Velid ibn-i Mughire, bu da bir azgın müşrikti, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelip bana bir miktar Kur'an oku dinleyeyim demiş. Efendimiz Aleyhisselam da inna Allah ya'muru bil adli vel ihsan ve itaizil kurba ve yenha anil fahşâ vel münker ve münkerül bağ ya'zikum la'ak tezekkerûn. Bunu okudu. Velid ibn-i Mughire demiş ki vallahi bunda bir halavet var ve üzerine bir hüsnü letafet var. Pek terim ve gayet faydalı bir kelamdır. Bunu beşer söyleyemez. Vasıf ve sena ile diyerek böyle diyerek överek dönüp gitti. Kavme dedi ki sizin içinizde şiir ahvalini benden âlâ bilir kimse yoktur. Şiirin her nevisini ve cinsini cümlenizden iyi bilirim. Muhammed'in okuduğu kelam bunlar hiçbirine benzemez. O kelam her kelama galip olur. Ona hiçbir kelam galip olamaz diye söylemiş. Ama kendisi iman etmedi. Yine bir gün Efendimiz Aleyhisselam Harem-i Şerif'in bir tarafında otururken diğer tarafta da müşrikin Kureyş'in müşriklerinin el başları oturuyormuş. Ebul Velid diye maruf olan Utbe bin Rebi'a diğerlerine ne dersiniz? Gidip Muhammed'e biraz nasihat etsem de peki bizden ne isterse onu verelim de istediği rütbeye ulaşsın. Tek ki bizim ilahlarımıza söz atmasın, dinimize taarruz etmesin diye bir teklif yapayım. Ne dersiniz? Böylece aramızdaki ihtilaf kalkar. Olur be, ne olacak? Git dediler. Utbe gelip Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi ve bu yolda birçok sözler söyledi. Epey bir şey anlattı. Şunu verelim, bunu verelim falan filan. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki sözün tamam oldu mu? Evet. Bunun üzerine şimdi beni dinle diyerek Bismillahirrahmanirrahim Hamim tenzilun minerrahmanirrahim diye secde suresini okumaya başladı. Secde ayetine gelince secde etti. Dedi ki Utbe, ey Utbe işittin mi? İşittim. İşte sen, işte o diyerek yerinde kalktı gitti. Dostların yanına varınca ne oldu? Hiç sormayın. Bir kelam işittim ki ömrümde mislini içmemiştim. Vallahi bu söz şiir değil, sihir değil, kehanet değil. Ey cemaat Kureyş, beni dinlerseniz bu adamı kendi haline bırakalım. Böylece ne yapacaklarını şaşırdılar. Ne diyeceklerini şaşırdılar. Kimisi Mecnun, kimisi kahin diyor, kimisi sahir diyor, kimisi şair diyor. Ama hiçbirisinin uygun olmadığını anlıyorlar. Hatta Kureyş kavmi din-i İslam'ı etrafa yayılmasından korktukları için bu cihette bir sene hac mevsimi gelince bir yere toplanıp demişler ki her taraftan Arap kabileleri geliyor. Muhammed'in hakkında ne diyeceksek ona göre karar verelim ve sözü bir yapalım. Birbirimizi yalancıya çıkarmayalım. Diyorlar kendi aralarında ittifak yapıyorlar. Ha? Aynı bu basının yaptığı işler gibi. Ha? Fısıldı gazeteleri. İşlerden bazısı demiş ki kahindir diyelim. Velid ibn-i Mughire demiş ki kâhin değildir. Sözleri asla kâhin sözüne benzemez. Öyleyse Mecnun deli diyelim. Velid ibn-i Mughire Mecnun desek kim inanır? Onda asla cünün alameti yok. Dedi. Onun üzerine bazıları şair diyelim. Velid ibn-i Mughire şair değildir. Zira şiirin bütün aksamını biliriz. Onun sözleri bu aksamın birine uymaz. Şair değilse sahir diyelim sihirbaz. Velid ibn-i Mughire sahire neresi benzer? Okuyup üfürmesi yok. Düğün bağlaması yok. Sahir işine benzer bir iş yok. Sahir de diyemeyiz. Öyleyse ne diyelim? Ne demeli bilmem demiş. Bunlar hiçbir sonra yakışmaz. Kimse inanmaz. Diyerek karar vermeden dağıldılar. Efendimiz Aleyhisselam da o sene her sene haç mevsiminde Mekke'nin haricinde gelenlere vaaz etmek için onların etrafına kabileleri yanına gidermiş. Ey filan oğulları diyerek hepsinin haline göre ayet-i kerimede okur onlara İslam'ı anlatırmış. Bu cihette diğer kabilelerden pek çok kimse İslam ile müşerref oldular. Böylece İslam Arap Yarımadası'nda yayılmaya başladı. Hatta Beni Seleme, Selemoğulları kabilesinden birkaç yiğit Mekke'ye geldiler. Bazı ayet-i Kur'an'ı dinleyip hemen huzurun Muhammed'de İslam ile şeref oldular. Bade dönüp yerlerine gittiler ve Resul-i Ekrem'in efsafını diğerlerine de haber ettiler. İşlerinden birisinin babası olan Amr İbni Cemuh oğluna demiş ki o zattan işittiğin sözleri bana söyle. O da Sure-i Fatiha'yı okumuş. Amr ibn-i Cemuh ne güzel kelamdır. Şair kelamlarda böyle güzel midir? Sair. Diğer sözlerde böyle midir? O daha alaları var demiş.
Bedevi Arapları bir tanesi فَاسْتَعَ بِمَا تُعْمَرْ ayet-i kerimesinin işittiği gibi secdeye varmış. Bu sözün fesatından secde ettim demiştir. فَاسْتَعَ بِمَا تُعْمَرْ emrolunan şeyi o kadar anlat ki kafaları şişsin manasında. فَاسْتَعَ بِمَا تُعْمَرْ diye bir diğeri Yusuf suresinde فَلَمَّا تَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّا yani vakti ki onda ümit kestiler kendi hallerine çekilip şöyle bir konuştular. Bunu işitince demiş ki ben şahit ederim ki hiçbir mahluk buna benzer bir söz söyleyemez. Ebu Zer radıyallahu anh hazretlerinin imanı gelmesine sebep olan tabi bu idi. Kendisi Arapların namlı şairlerine olup karındaşı Enis ise şiirde ona vesaire emsaline daha üstündü. Demek ki iki kardeş Ebu Zer ve Enis, Enis daha şairdi. Enis Mekke'ye gidip birader Ebu Zer'e demiş ki Fahri Alem hazretlerinin ahval ve efsafını beğenmiş. Ebu Zer demiş ki halk onun hakkında ne diyor? Enis demiş ki şairdir, kahindir, sahirdir diyorlar. Ama ben kahinler sözünü işittim ve envai şiire kıyas ettim. Vallahi hiçbirine uymaz. Ve bundan sonra ona şair demek kimsenin ağzına yakışmaz. Velhasıl Muhammed sadıktır ve onlar ötekiler kaziptir, yılancıdır demiş. Bunun üzerine Ebu Zer radıyallahu anh hemen İslam ile müşerref olmuş. Daha yani Efendimiz Aleyhisselam görmeden. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ne şiir diyemeyiz, ne siryası diyemeyiz. Her ikisinin haricinde Allah'ın kelamıdır. Fesat ve belahat doludur. Evet. Ya ardu bla'i ma'eki. Ey yer, suyunu yut. Ve ya sema'u akli'i. Gök suyunu tut. Ve gıydel ma, su çekildi. Ve kudiyel emr, iş bitti. Ve stevet alel cudi, kemi cudi dağına oturdu. Ve kıyle dendi. Bu denlil kavmi zalimin. Zalim kavme yazık olsun. Bu ayeti işitince Arap fusahası, bulahası hepten pes ettiler. Ya ardu billahi ma eki ve ya sema eklai ve gıydel ma ve kudiyel emr ve stevet alel cudi ve kıyle bu denlil kavmi zalimin. Bir sürü işi sayıyor bir anda. Bu Nuh Aleyhisselam'ın kıssası. O tufanı anlatıyor. Geminin karaya oturduğunu ve o zalim kavme yazık olsun diyerek Cenab-ı Hak müminleri kurtardığını beğen diyor. Bunun üzerine Ümrül Kays'in kız kardeşi sahiymiş gitmiş hemen. Bu ayeti işitince artık kimsenin bir diyeceği kalmadı. Kardeşimin şiiri daha duramaz diyerek onun şiirini Kabe'ye indirdi. Onu indirince diğerleri de pes etti. Herkes kaldırıp attı şiirlerine. Böylece Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu kelam ehli anlayıp kabul etti. Artık inadına inkar edenler, kabul etmeyenler inadına kabul etmiyorlar. Böylece Kur'an-ı Kerim fesatıyla birçok insanların yeni bir İslam'a girmesi nasip oldu. Ama Kureyş uluları reistiler, kabile reisiydiler, avantajı vardır, reisti, başlı falan filandı. Etrafında insanlara İslam'a girmesini istemiyorlardı, onları men ediyorlardı. Fakat içlerinde tek tük tek tük çözülmeye başlayınca buna mani olamadılar. Bu yüzden işte ne yapmışlar? Ambargo uyguladılar. Haşimileri alaka keserek ambargo uyguladılar. Bu durum artık iyice sıktı her iki tarafı. Müşrikleri de sıktı. Onlara da artık pişmanlık geldi. Yaptıklarına pişman olmuşlardı ama gene bir şey diyemiyorlardı. Fakat hatta o yazı yazan, ayetlerini yazan Mansur İbni İkrim'e indi eli kuruyup çolak olmuş. Anladılar ki yanlış bir şey ettiler. Pişman oldular. Fakat bir türlü de şey demiyorlar. Geri adam atamıyorlar. O sırada Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek o asılan anlaşmanın güve tarafından yendiğini, yazıların hepsi silinmiş, sadece Allah'ın ismi kalmış. Bunu Cebrail Aleyhisselam geldi, haber verdi. Efendimiz Aleyhisselam de Ebu Talib'e dedi ki, böyle böyle oldu. Haber ver. Bizim dediğimiz doğruysa kaldırsınlar. Ebu Talib de onlara haber verdi. Dedi ki, Muhammed'in dediği doğruysa artık siz de insaf edin de bu tefrika kaldıralım. Bunlar tamam dediler. Baktılar ki esasdan da Bismillahümme Allah'ın ismiyle olan ibaresinden başka ne kadar yazı varsa hepsi silinmiş. Baktılar ki bunun dediği doğru. Oy çokluğuyla
anlaşmayı kaldırıp attılar. Böylece Haşimiler serbest kaldı. Sıkıştıkları mahalleden çıktılar. Mekke'de bir sevinç oldu. Fakat bu sevinç fazla sürmedi. Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talip 10. senede vefat etti. Ondan 3 gün sonra da hanımı Hatice validemiz radıyallahu anh'a vefat etti. Böylece ikisi bir peş peşe ardınca vefat edince çok üzüldüler. Bu seneye Senetül Hazen üzüntü senesi dendi. Ebu Talip Efendimiz Aleyhisselam ile iftihar ederdi. Onu tasdik ettiği de vardı ama dilden iman ettiğini söylememişti. Muhammed yalan söylemez, patıl söz söylemez. Ama diyor Kureyş taifesinin kadınları beni ayıplamasaydı diyor ben ona tabi olurdum diyerek böyle gurur gösterdi. Efendimiz Aleyhisselam de ey pederin makamında olan amcam bari bir kere lisanınla kelime-i şahit söyle de ahirette sana şefaat edebileyim. Dedik de korkarım ki Ebu Talip ölümünden korktu da imana geldi diye beni levme derler. Bundan ar etmesem, utanmasam şehadet getirirdim demiş. Ama ölürken iman etmedi, iman sözünü açıktan söylemedi. Ayet-i Kerime inneke la tehdi men ahbebte velakinne Allah yehdi men yeşâ. Sen sevdiğini hidayete alamazsın ya Habibim. Fakat Allah dilediğini hidayete ulaştırır. Ayet geldi. Evet, Ebu Talip onun hamisiydi. O ölünce Ebu Leheb kavmin başına geçti ama Ebu Leheb de Efendimiz Aleyhisselam'a çok düşmandı. Hazreti Hatice validemiz de 3 gün sonra vefat etti. Efendimiz Aleyhisselam bundan da çok üzüldü. Böylece sıkıntıları çoğalınca Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den çıkıp Zeyd ibn Harise radıyallahu anh ile bile yani azatlı kölesiyle beraber, evlatlığıyla beraber Taif tarafına Sakif kabilesi eşrafına İslam'ı anlatmak için davete gitti. Taif seferi. Ya. Onlar imana gelmek şöyle dursun, Resul-i Ekrem'i tahkir ettiler. İşlerinden bazıları ona taş attılar. Çocuklar tutmuşlar, yol boyunca Efendimiz Aleyhisselam'a taş attılar. Hatta Zeyd ibn Harise radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e atılan taşları muhafaza etmek için kendini siper etmiş. Bu yüzden birkaç yerinden yaralandı ve perelendi. Oradan Efendimiz Aleyhisselam geri döndü. Mekke'ye bir merhale mesafe olan Batn-ı Nahle denen yere geldi. İşte orada Resulü Sekaleyn, insan ve cinlerin peygamberi olan Efendimiz Aleyhisselam Er-Rahman suresini tilavet ederken cin taifesinden bir grup gelip dinlemişler ve iman etmişlerdir. Resul-i Ekrem bir müddet Batn-ı Nahle'de ikamet etti. Sonra Mekke'ye geldi ve Mutim İbn Adi, namzat, mihman oldu. Yani o nevine misafir oldu. Yani o zat dedi ki ben seni koruyacağım, eman veririm diyerek Mekke'ye girdi. Efendimiz Aleyhisselam hemen hareme gidip Hacı Esved'i öptü. 2 rekat namaz kıldı. Sonra evine geçti. Arapların adetine göre Mutim kendi evlat ve etbaa ile oğlu Hazretin etrafını dolaşıp hıfz cumayesinde fevkalade gayret etti. Yani eman verdi ya artık ben seni koruyacağım dedi. O sırada Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımı vefat ettiği için Zeman kızı Sevde radıyallahu anh'a ile Efendimiz Aleyhisselam evlendi. Ebekis Hazretleri'nin kızı Ayşe validemiz o esnada Efendimiz Aleyhisselam'ın nikahlandı ama yaşı küçük olduğundan Zifaf Medine-i Münevvere'ye gidildiği zaman oraya teyir edildi. Bu konuda çok itilaf yapıyorlar ha. Bırakalım da. Ayşe validemizle evlenmesi meselesini kurcalayan adamlar münafık. Yaşı küçüktü. Küçük çocukla evlendi diyorlar. Evlilik ayrı. Zifaf işi ayrı. Oranın küçüğüyle buranın küçüğü aynı değil. Orada sıcakta 9 yaşında, burada 15 yaşındaki kızdan daha büyük olur. Daha gelişmiş olur. Onlar ayrı işler. Bir ikincisi akrabalık bağları için. Ebekisi Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a akraba olmak için kızını verdi. Ve kaldı ki Efendimiz Aleyhisselam Ayşe validemiz vasıtasıyla kadınların meselelerini ümmete öğretti. Zekiydi. Ya. Her şeyde büyük hikmetler var. Peygamberin işini adam kurcalıyor. Tabi bu neden? Yahudi ve Hristiyanlardan, müsteşriklerden geliyor. Müsteşrik demek ne demek? Şark ilimlerini okumuş. Yani İslam ilimlerini okuyarak, İslam'ı öğrenerek yıkmak için çalışıyor. Onlar İslam'ın hassas noktalarını, Müslümanların imtihan edildiği noktaları öğreniyorlar. O noktaları kurcalayarak işte hilafet meselesini, Hazreti Ali Efendimiz'in meselesini,
İşte Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın şehadet meselesini, Kerbela olayını, ne bileyim Hazreti Muavir Radıyallahu'nun hilafet meselesini, böyle nazik konuları kurcalıyorlar. Kurcalayarak ne yapıyorlar? Saf Müslümanları kaydırmaya çalışıyorlar. Tabi bu işte ne yapıyorlar? Bir takım insanları satın alarak, parayla, rütbeyle, makamla, etiketle, kimine profesörlük veriyorlar, kimisine bilmemlik veriyorlar, koltuk sandalye veriyorlar. Böylece adam durup dururken ben Muaviye sevmem diyor. Ya dünya kadar seviyordun, ne oldu? Kadın erkek bir arada namaz kılsın diyor. Kadın baş açık kılacak diyor. Ya bunların üzerinde icma var, icma. İcma demek ümmetin, ashab-ı kiramın, ümmetin müştehidlerin ittifak ettiği konu. Bunu inkar eden adam dinden çıkar ya. Bu konuları dahi kurcalıyorlar. Cennet cehennem yok olacak diyor adam. Şefaat yok diyor. Sana bunu mu sordular? Sen şu küfrü nasıl yıkacağız? Şu Müslümanlar bu esaretten nasıl kurtulacak? Ha Suriye bak. Suriye'de Müslümanları ne yapıyorlar? Öldürüyorlar ki adam kendi halkını öldürüyor. Babası da öyleydi. Zalim babası da öyleydi. 40 bin kişiyi hamada şey etmişti. Şimdi bu da aynısını yapıyor. Ya çok açılımlı bir adamdı. Çok böyle efendi bir adamdı ama demek ki timsahın gözyaşları derler ya. İşte böylece arkadaşlar biz bunları düzelteceğimize kalkmış adamlar İslam'ın özel konularını, hususi konularını bir alimin, alimlerin kendi arasında tartışacağı konuları kalkmış ulu orta televizyonda şurada burada yazarak çizerek konuşarak cahillerin kafasını karıştırıyorlar. İşte bak Ayşe validemizin evlilik meselesinde kurcalayanlar Avrupalı, Amerikalı, Yahudi müsteşrikler. Onlar tanıştığı ilahiyatçılara bunu atıyorlar. Onlara bunu öğretiyorlar. Parayla mara derken konuşturuyorlar. Böylece zayıf Müslüman acaba diyor. Acabasım olur yahu. Allah-u Teala emretti, müsaade etti. Bitti. Ne karışıyorsun ya? Ashab-ı kiram ne yapmış? Medine'ye gelen Müslümanlar, Mekke'den gelmişler. Evini, barkını, anasını, babasını, karısını bırakmış gelmiş adam. Ne diyor tek ashab-ı Medine'dekiler, muhacirler? Ensar ne diyor? Bunların karısı, hanımı yok diyor. Biz iki hanım olanlar bir hanım boşayalım da buna verelim diyorlar. Siz der miyiz? Biz der miyiz yani? Demediğimiz için işte İslam gelmiyor. Demediğimiz için işte İslam ilerlemiyor. Diyemiyoruz bunu. Düşünemiyoruz bunu. Düşünemeyiz bile ya. Olur mu şey ya deriz. Erkekliğimiz kuvvetli bizim. Ya. Ama sokakta, şurada, burada, denizde, parkta çırılçıplak dolaşır oraya bir şey demeyiz. Ne olacak bizim halimiz bilmem ki. O yüzden iyi düşünelim arkadaşlar. İslam'ı doğru anlayalım yani. Önce kendimize. Bu okunan ayetler kendimize, paramıza, nefsimize, hanım, çocuk, evimiz, barkımız, neyimiz varsa onları Cenab-ı Hak düzeltmemizi istiyor. Ondan sonra etrafına yavaş yavaş olur. Dinliyorsa ben biliyorum, ben anlarım, ben zaten iyiyim, ben zaten dört dörtlüğüm be. Bana demiyor hoca, başına diyor. Allah-u Teala bana demiyor, filanca diyor. Ben de öyle diyorum, bana demiyor kimse. Öyle değil, vaazı önce kendimize alacağız. Vaaz eden de, siz de, biz de hepimiz vaazı kendimize alacağız. Söyleyene bakma diyor, söyletene bak diyor. Böylece o zaman tesirlemiş oluruz. Üzerimize almazsak olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Deve kuşu gibi. Kuş musun? Yok ben deveyim diyor. O zaman yük taşıyor. Yok ben kuşum diyor. O zaman uç. Yok ben deveyim diyor. Hiçbir şey yaramaz. Güvercin gelmiş, haça pislemiş. Papaz da gıcık olmuş. Bir tuzak kurarak onu tuttu. Aldı onu eline böyle kafasına vuruyor. Sen Müslüman kuşuysan bu kilisede ne işin var diyor. Müslüman kuşu değilse de Hristiyansan haça niye pisliyorsun? Ya. Müslümansan gavurlara ne işin var? Değilsen zaten burada ne işin var? Bizim işimizde. Bizim konumuzu, bizim davamızı ne konuşuyorsun? Müslümanın meselesini mezhep imamları konuşmuş. Mezhep kitaplarında var. Herkesin kendi ilmi halinde var. Şimdi bir ilahçı, bir reformcu bir adam. Namaz kılmayan bir adam namazdan bahsediyor. Adam namaz kılmıyor. Cuma namazını kadınlar erkekler bir arada kılsın diyor. Kadın imam olsun diyor ha. Kıldılar ya işte. Londra'da kılmış ya, İngiltere'de kılmış ya. Orada erkek olmadığı için, orada erkek bulunmadığı için kadını imam yapmışlar galiba herhalde. Erkekler yani kadın imamlık şartlarında erkek lazım. Orada erkek yokmuş demek ki. Ya. İşte arkadaşlar böyle sustuğumuz için, okumadığımız için, öğrenmediğimiz için, cahilliğe katlandığımız için ya olmaz. Cahilliğe katlanmayalım. Allah-u Teala bize akıl verdi, iman verdi, kalp verdi, bu ruh verdi. Bu dini öğrenmemiz lazım. Kendi çapında öğren. İlmi halini öğren, farz ilimleri öğren.
Dükkanın varsa alışveriş nasıl yapılır? Helal haram nedir? Bak burada acaba de bu sabah kulağıma çalındı. Kredi kartına konuşuyorlardı. Kredi kartıdan konuşuyorlardı. Bir yerden finans kurumlarının kredi kartı bile sakat. Bırak faiz bankasını. E ben vaktinde ödüyorum diyor. Yok. Anlaşma imza atıyorsun. Faiz nedir? Anlaşmadır. Anlaşma. 10 lira aldım, 11 lira vereceğim diye anlaşma imza atarsan oldu faiz. Bak faiz kabulleniyorsun baştan. Vaktinde ödemezsen bana ceza yaz diyorsun. O demek işte faiz. Yani o kredi kartları faizli. İster öde ister ödeme. Faizli. Finans kurumlarınki de tehlikeli. Buna bir şey diyemem. İyice sormak lazım. Çünkü günü gününü ödemezsen adam senden ceza kesiyor. E sen şimdi bir adam boş para versen 100 lira. Cumartesi günü onu bana vereceksin dedin. Adam onu pazartesi günü verdi. Şimdi adama ne diyeceksin? 102 lira mı vereceksin? Olur mu öyle şey? Helallik, helallik almak lazım ama 100 lira 100 lira. Para işi çok ciddi bir iştir. O yüzden arkadaşlar, o yüzden şimdi ne oldu? Bak kaç milyon kişi faiz batağında. Faizde ilerleyen var mı hiç? Ancak tefeciler ilerler. Yahudi ve Hristiyanlar, Ermeniler ilerler. Onlar zaten faizci zaten. Onlar zaten şey. Dinsiz. Onları bırak. Müslümanın hiçbirisine faiz yaramaz. Sonra hiçbir banka, hiçbir tefeci senin parayı vaktinde ödemeni istemez. Çünkü sen hata yapacaksın ki o senden para kazanacak. Ucuz kredi veriyor diyor. Böyle yapmayalım. Kesinlikle olmaz. Seni tuzağa düşürürler. O yüzden arkadaşlar ilmi halimizi öğrenmemiz lazım. Yediğimizi, içtiğimizi, markete gidiyorsun. Ne alıyorsun, ne gidiyorsun? Alışveriş pahasını bilmen lazım. Ya hanımın var, evlilik pahasını bilmen lazım. Çocuğun var, babalık meselesini bilmen lazım. Bir sürü şey bilmemiz lazım. Ya hocam şimdi program var, şimdi diyor adam. Kurtlar Vadisi var diyor, işim var diyor. Cenab-ı Hak hakiki işimize bizi döndürsün inşallah. Allah razı olsun. El-Fatiha.